Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tabak üzerine isim çalışması yapacağız. Ve kullanacağımız kalemlerden kısa bir bahsedeyim. Kalemlerimiz Zig markalı kalem ve bir tarafı 3,5, diğer tarafı 2 numaralı bir kalem. Ucu bu şekilde, düz kesik uçlu. Diğeri de aynı şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi tamamıyla 3,5 numara ve düz kesik kalemlerimiz. Hemen yazımıza başlayalım. İsimle başlayalım. Ve arkadaşlar şöyle tasarımlı, farklı ve daha böyle görsel olacak tasarımlarla başlıyorum harfe. Ve daha sonra harflerimi yan yana dizayn ediyorum. Kenar kısımlarına süslemeler katacağız ve sondaki A harfimizi de şöyle tasarımlı bir şekilde yapacağız. Arkadaşlar bundan sonra şuraya bir çizgi daha ekleyelim. Görsellik oluştursun. Devamına ise hemen bir sonraki ismimizi yazalım. Ve yine harflerimizin boyları eşit bir şekilde gidiyor. Harfimizi çevirdik. Bir tane daha satır ekledikten sonra süslemeleri yapıyoruz. Ve deseni bu şekilde vermiş olduk. Araya da yine birkaç tane incelik desen kattıktan sonra şu üst kısma şöyle bir desen verebiliriz. Yine şöyle B harfinin iç kısmından gelen bir süsleme yapabiliriz arkadaşlar. Onun haricinde ise üstteki kırmızı yazıya mavi kalem ile desen verilebilir. Alttaki için de tam tersi mavi kaleme kırmızı kalem ile desenler verilebilir. Bunları da çizelim. Yine şöyle uç kısımlarında çevirilerini yapalım. Şu aralara mavi kalem ile yapılan yere kırmızı, kırmızı kalemle yapılan yere ise mavi noktalar atalım. Maksat zıt renkler olsun ki yazımız görünsün. Bu şekilde ismimizi tamamlamış olduk. Ve devamında süsleme yapalım arkadaşlar buna. Nasıl bir süsleme yapabiliriz? Mesela şöyle alt kısımdan bir lale gönderebiliriz. Yukarıya doğru. Bunu da kırmızı olacak şekilde bu taraflarına lalelerimizi yapabiliriz. Ve bu şekilde tamamladık. Bu lalelerin içlerini dolduracağız. Aralarda boşluk kalmayacak şekilde tasarımımızı yaptık. Ve kenarlarına da desenlerini ekledikten sonra yazımızı böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.